Bir futbol efsanesinin hayatına mercek tutacağız. Kariyeri boyunca tek bir maç bile kazanamamış, kaybetmenin kitabını yazmış, usta bir başarısız. Rakip takım taraftarının gönlünde tat kurmuş bir yüz karası. Kimden mi bahsediyoruz? Elbette dünyanın en kötü teknik direktörü Mustafa Mağlup'tan. Gelin onu çevresinden, arkadaşlarından, ailesinden dinleyelim. Mustafa hayatın bana attığı bir kazıktı. Gelmişine geçmişine ne kadar sövsem az. Çalıştığım hocalar arasında şüphesiz son sıraya yer alır. Berbat bir hocaydı. Futbolculuk kariyerim boyunca öğrendiğim hiçbir şeyi Mustafa Hoca'dan öğrenmedim. Mustafa futbola aşıktı. Ama futbol ona değildi. Futbol ona çok uzaktı. Onunla aynı yüzyıla denk geldiğimiz için hepimiz çok şanssızız. Dünya böyle bir futbol dehası görmedi çünkü yoktu. Vallahi nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Kelimeler kifayetsiz. Yardımcılığını yaptığım dönemlerde onu hayretler içerisinde izledim. Yani kafamda hep aynı soru dönüp dolaştı. Ya bir insan futboldan bu kadar mı anlamaz? Kariyerimi ona borçluyum. Ama emlakçılık kariyerim. Çünkü kendisi futbol kariyerimi bitirdi. Bir cümleyle söyleyeyim. Mustafa modern futbolun katili. Ömrümü yedim, ömrümü. Bakın, bir insan ne kadar kötü bir teknik direktör olabilirse Mustafa Mağlup ondan daha kötüsüydü. Peki sizce bu eşsiz, bu berbat, bu rezil kariyer nasıl başlamıştı? Güzel ya, harika ya. Harika insanlar, müthiş insanlar toplamışsınız hayatımdan geçen, evet. Futbolculuktan teknik direktörlüğe geçişiniz nasıl oldu? Yani futbolculuğu neden noktaladınız? Şimdi bu konularda aile kesinlikle çok önemli. Babam, kesinlikle babam her zaman arkamda durmadı. Hiçbir zaman beni desteklemedi. Yani benim futbol oynamamı asla istemedi. Daha iyi bir mesleğiniz olması için mi? Yok, hayır. Çok kötü oynadığım için. Çok kötü oynuyordum ama Şeyh Hanım bilirsiniz böyle lider karakterler, teknik direktörler asi ruhlular insanlardır. Babama hayır dedim. Ne demek? Ben istediğimi yapacağım dedim. Ve gönül verdiğim cıncık sporda bildiğim gibi oynamaya devam ettim. Hangi mevkide oynadınız? Şimdi o zamanki değerli hocamızı da burada anmadan geçemeyeceğim. Benimle çalışırken hayatını sonlandırdı. Evet. Nur içinde yatsın, nur içinde yatsın. Şimdi ilkin beni sağ açık oynattı, oynayamadım. Sol açık oynattı, oynayamadım. Gel altı numara oyna dedi, oynayamadım. Neyse işte sahte sekiz, yalancı on, çakma yedi derken gizli forvet oynadım. Kaç maça çıktınız gizli forvet olarak? Sıfır. Asla, hiç maça çıkmadım. Neden? Çok gizli forvettim. Yani kendisine de sordum, ben neden maça çıkmıyorum dedi. Sen dedi bir kere dedi, oğlum dedi, çok gizli bir forvetsin dedi. Git dedi, arkadaşlarının yanına dedi, yedek kulübesinin orada dedi, otur dedi. Ben de battaniyeyi üzerime aldım ve de gizlendim. Gizlendi. Evet. Futbolculuk kariyeri boyunca tek bir maça bile çıkmadı. İnanın ki jübilesini bile yedek kulübesinde başlattı, yedek kulübesinde bitirdi. Artık onun için yeni bir dönem başlıyordu. Artık futbolculuk değil, teknik direktörlük yapmak istiyordu. Teknik direktörlük yapmak için ise elbette ki canı gönülden bağlı olduğu Cincik Spor'un başkanı Hüseyin Cincik'in kapısını çaldı. O dönem inşaat işleri kötü gidiyor. Canım sıkkın, ofisteyim. Hanımla da aram bozuk, keyfim yok yani. Promil alıyorum. Kafam iyi ofiste. Üst üste başarısızlık yaşamıştık zaten. Kazanacağımız bir maçta da berabere kalınca benim tepem attı. Bizim hocayı kovdum. Evet. O sırada da tesadüf Mustafa hoca hoca sinir bozuldu hoca deyince. Kapı çaldı, açtım Mustafa. Ondan sonra
ne de takımın başına ben geçebilir miyim? Şimdi ben de maçlarda sürekli bunu hocanın yanında falan görüyorum. Yardımcı antrenör falan diye düşündüm. Yeni hocaya da tabii para yok. Peki dedim hocam, hadi sonra sen geç dedi. Dedi başkanım, yüzünüzü kara çıkarmayacağım. Şöyle iyiyim, böyle iyiyim. Zaten dedi ilk maçtan benim farkımı görürsünüz falan. İlk maçtan gördük farkı. 28-0 bitti maç. 28 gol yemeyi nasıl başardınız? Yani neydi kafanızdaki yeni sistem? Ya şimdi umarım tabii ben futbolda kaleciye inanmıyorum. Yani tabii o zaman tabii daha yeni oldum. Bu derece kötü olmadığım bir dönem. Ben kaleciye inanmıyorum dedim. Tabii kanımda deli akıyor. Dedim ki yani hücum bölgesinde neden bir kişi eksik oynuyorum? Ama tabii şimdi bugün daha kötü olduğum bir dönemdeyim. Bunu hani bir öz eleştiri verirsek, düşünürsek ben yine de 17-18-0 gibi kaleciyi oyuna alırım. Mustafa Mağlup takımın başına geldiğinde takım gayet iyi gidiyordu. İlk üçe girme mücadelesi veriyordu. Ancak o kadar büyük bir hızla takımı düşme hattına sokmuştu ki herkes şok olmuştu. Artık son maç gelip çatmıştı. Cincikspor ya ligde kalacak ya da küme düşecekti. Biz tabii teknik ekip olarak işimizi çok iyi yaptık. Rakip takımı analiz ettik. İşte alternatif set hücumlarını belirledik. Raporları oluşturduk. Bunları Mustafa Hoca'ya verdik. Mustafa Hoca bunları aldı, odasına çekildi ve maç anına kadar odasından çıkmadı. Maç günü gelip çatmıştı. Mustafa Mağlup odasından çıktı, soyunma odasına girdi. Tüm takım heyecanla ve merakla ona bakıyordu. Hangi sıralamayla, hangi dizilişle sahaya çıkacaklardı? 4-3-3 mü, 3-5-2 mi? İşte bu noktada Mustafa Mağlup'un bir kumar oynaması gerekiyordu. Oynadı da. Nasıl bir kumar mı dersiniz? Zar attı. Evet, bizim o kadar teknik analizlerimi bir kenara bıraktı ve dedi ki ben bunlara inanmıyorum. Ben dedi kumar oynayacağım dedi. Dübeş attı. Biz 5-5-0 dizilişiyle maça çıktık. Kaç kaç bitti o maç? Düşeş bitti. İlk yarı 6 yedik. İkinci yarıda fırtına gibi başlayıp bir 6 tane daha yedik. 12 gol yedik. Yani tabii 28-0'dan daha iyi bir skor olmasına rağmen tabii bu skor bizi ligde tutmaya yetmedi. Peki maç sonu taraftarın tepkisi nasıldı? Oo, inanılmazdı. İnanılmaz bir gün. Beye bak, çok enteresan bir güne götürdünüz. Yani resmen statta o nefreti görebiliyordum, biliyor musun? Eşaleler, koltukları kafama atanlar, bağıranlar, çağıranlar. Yani inanılmaz bir gündü ya, inanılmaz. Bakın, bakın o maç dakikalarca, saatlerce ayakta yuvalandı. Polis korteji eşliğinde dışarı çıktık yani. İnanılmaz bir maçtı yani. Takımın küme düşmesi sizi üzdü mü? Yani hanım şahittir. Hanım şahittir. Sabaha kadar uyumadım. Horum horum uyudum. Ben ömrümde böyle rahat adam görmedim. Sabah da kalktı geçti televizyonun karşısına çizgi film izledim. Bir tane çizgi film vardı. O futbol anlatan, kusubata mı ne? Onu izliyordu ki orada böyle teknik öğrensin de maçlarda kullansın. Yıllarca birçok şehirde, birçok takımda çalıştınız. Tabii, eşiniz tabii. Bunları hiç sorun etmedi mi? Asla, asla. Eşim her zaman benim mesleğimin müthiş derecede destekçisiydi. Allah o teknik direktörlüğün cezasını versin! Bu her gittiği yerde kovulduğu için ben otobüs muavini gibi şehir şehir dolandım ben bunun peşinde. Herhangi bir mevsimi aynı şehirde yaşamışlığım yok benim. Ya ben boşanma davası geri çek dedim. Niye şimdi bunları bana hatırlatıp beni delendiriyorsunuz? Yok, kapat ışığı, ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum demez bu adama. Kapat ışığı, ben gidiyorum ya. Genç teknik adam takım üstüne takım değiştiriyor. Hezimetlerden hezimetlere koşuyordu. Ancak birlikte çalıştığı öğrencilerinin futbolcuların hayatlarına dokunmadan da asla edemiyordu. Hiç unutmuyorum. 3-1 mağlubuz. Üzüntülüyüz ama hırslıyız da. Soyunma odasına gittik. Böyle hocadan bir motivasyon konuşması bekliyoruz. Hani böyle bir ateşleyici bir konuşma. Bir kıvılcım yani. Hoca geldi, girdi içeri. Şöyle bir baktı ve küstü. Evet, evet. Bayağı bildiğiniz küstü ya. Hocam bir şey söylemeyecek misin diyoruz.
Böyle bir ağzına fermuar çıkıyor. Ya hocam yapma etme bak. Bir şeyler söyle, bir taktik ver diyoruz falan. 5 yaşındaki yeğenim gibi omuzlarını böyle silkip... sanki taktik versem dinleyeceksiniz diyor. Ya hoca dedik, sen taktiğini ver, dinleyeceğiz. Bak söz veriyoruz dedik. Sen bir taktiğini söyle bize. Neyse bu geldi, anlattı bize, anlattı. Biz de çıktık ikinci yarı. Harfiyen ne söylediyse yaptık. O maç biz... bir yenildik. Bir yenildik. Öyle böyle yenilmedik. Bir ay insan içine çıkamadık. Sonraki hafta derbi maçı var. Yönetim de takıma destek olsun diye Avrupa'dan klas bir oyuncu transfer etti. Ha, Çukamba. Tam bir gol makinesi. Tam. Çukamba'yla maça başladık. Tabii karşı rakip tedirgin. Çukamba'yı tutmak için elinden geleni yapıyorlar. İkinci dakika top taca çıktı. Hoca Çukamba'yı oyundan aldı. O maç bizi... bir yendiler. Bir yendiler. Bir yendiler, bir yendiler. Çukamba'yı neden oyundan aldınız? Rakibi şaşırtmak istedim. Ama şaşırmadılar, aksine mutlu oldular. Yani benim Çukamba'yla bir özel bir sorunum yok yani. Çok da Çukamba yani, benim şeyim yok. Sportif bir şeydi yani. Çok da şey değil yani. Peki kaybeden bir takımı yeniden motive etmek zor mu? Hayır, benim her zaman baş hatsızlığım bu. Benim özel bu baş hatsızlığım bu zaten. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben her zaman kötüye inandım. Her zaman kötüyü çağırdım. Bak benim bir felsefem var. Her zaman da futbolcularıma söylüyorum. Yenildin mi? Bir daha yenil. Bir daha mı yenildin? Daha iyi yenil. Daha yeni yenildin. Güzel. Artık yenmeye hazırsın. Ama siz hiç yenemediniz. Daha iyi yenilmemişim demek ki. Yıllar yılları kovalıyor. Mustafa malum hezimetlerden hezimetlere koşuyordu. Tam kariyeri bitti derken... bu başarısızlık öyküsü birilerinin dikkatini çekmişti. Kimden mi bahsediyoruz? Elbette ki kara para aklayan kulüp başkanlarından. Evet, onlar bunu dikkat etmişlerdi. Tam olarak Şike'nin Bahsin kol gezdiği alt liglerde Mustafa Öcü'ye yeni bir kapı aralanmıştı. Onlar sadece başarısızlık istiyorlardı ve bu başarısızlığı Mustafa Mağlup'tan daha iyi kim getirebilirdi ki? Tırtık Spor'un başkanıydım. O zamanlar da çok güzel para aklıyorum. Acayip güzel aklıyorum ama bu arada tabii Mustafa Hoca'nın da bu durumda çok haberi de yok. Ya diyor başkan diyor işte transfer yapalım diyor. Yap diyorum. Bunu alalım diyor. Al diyorum. Bunu verelim diyor. Ver diyorum. Çok da güzel gidiyor. 10 numara yeniliyoruz filan. O kadar yenildik yenildik dedim bir gün şöyle gideyim de bir maçı seyredeyim. Yani böyle yalandan bir takıma destek veriyormuş gibi yapayım. Çünkü böyle federasyon maliye filan şüphelenmesin. Çok güzel de yeniliyoruz o sırada. Ya baktım takımda enteresan bir durum var. Bütün futbolcular birbirlerine benziyorlar. Sonra yenildik. Aşağı indim soyunma odasına baktım. Bütün futbolcular Mustafa Hoca'ya benziyorlar. Mustafa Hoca'nın hepsi akrabasıymış. Yani takımdaki kadroyu kadrolaşarak kurmuş. İlk 11'inden masörüne kadar, kantincisine kadar herkesin soyadının aynı olduğunu fark eden federasyon bir soruşturma başlattı. Bu soruşturma sonrasında Tırtık Gücü Spor'un başkanı Hayati Tırtık 15 yıllık bir ceza yedi. Yani başarısız olması için getirildiği bir yerde bile başarısız olmayı başarmıştı Mustafa Mağlup. İşte o öyle bir başarısızdı. Ya ben ama spor kariyerim boyunca kimseye torpil yapmadım. Tamam kulüpte belki bir adaptasyon sorunu geçirmiş olabilirler. Ama ben piknikte izledim. Plastik topla inanılmaz oynuyorlar. Haydalar. Evet, başarısız olmaya bile başarısızlıkla tamamlayan Mustafa Mağlup tam kariyeri bitti derken... kapısı eski bir dost tarafından çalınmıştı. Peki kim miydi bu eski dost? Ya bir hocamız var. Şampiyon yaptı bizi üst üste. Artık böyle şampiyon olmuşuz, üstlüğe de çıkmışız, keyfimiz çok yerinde. Benim canım sıkkın. Yine hanımla kavgalıyız. Vermişim kendime promile.
Neyse, akşam şampiyonluğu kutluyoruz falan. Çok güzel bir hava var camiada. Ya dedim ki çocuklar, siz o kadar iyi bir takımsınız ki başınıza Mustafa Hoca gelsin, gene yenilmezsiniz. İnanılmaz, o kadar iyiler çünkü. Bir arkadaş, o da promilli. Var mısın dedi başkan. Dedim, ne var mı? Dedi, o zaman getirelim Mustafa, he? Olur mu? Olur lan dedim, ya var falan. Aradım ben bunu gene. O akşam imzaladık. Bu Mustafa Hoca nasıl yaptıysa, o sene iki küme birden düşürdü bizi. Alkol çok kötü bir şey. Evet, bir kez daha, belki de son kez yenilmişti Mustafa mağlup. Her kaybedişten, her hezimetten sonra aradığı tek bir kişi vardı. Eşimden sonra en büyük destekçim, sırdaşım, yoldaşım, can dostum dediği birisi. Bir imparator. Mustafa mağlup. Hiç tanımıyorum, bende yok. Sürekli kaybetmek zor değil mi? Tabii, yani müthiş bir kere bir özgüvensizlik getiriyor kaybetmek. Yalnız ben çalıştığım kulüplerde evvela başlar başlamaz bir kaybetme alışkanlığı yaratmaya çalışırım. Kaybetme alışkanlığını edindikten sonra zaten her şey kendiliğinden gelir yani. Kaybetmenin sırrı nedir? Kaybetmem bir kere bir ekip işi. Öyle, ben kaybettim falan, boş şeyler değil. Bunun arkasında kocaman bir ekip var. Bir kere siz futbolcunuza inanmayacaksınız. Futbolcunuz size inanmayacak. Taraftar size inanmayacak. Camia arkanızda durmayacak. Ya zaten bu unsurlar bir araya geldiğinde başarısızlık kendiliğinden geliyor. Yani camia olarak ne yapacaksınız? Kenetlenmeyeceksiniz. Yani bana kalırsa başarısızlığın özü inanmamak. Kazanmayı hiç hayal ettiniz mi? Asla. Kesinlikle böyle bir şey hayal etmedim. Her zaman gerçekçi bir teknik direktör oldum. Her zaman kötüye inandım. Her zaman kötüyü çağırdım. Kariyer hedefi olarak bir hayaliniz var mı? Yani şimdi Çiçek Hanım, yani neden bir Avrupa olmasın, değil mi? Yani hani düşününce o kadar büyük bütçelerle, değil mi? Öyle büyük bütçeli bir takımın başına geçip çok büyük hezimetler neden yaşamayalım yani, değil mi? Ben yani bir Avrupa takımının başına geçip üst üste hezimetler yaşayabileceğimi düşünüyorum yani açıkçası. Buradayım yani. Yurt dışından hiç teklif aldınız mı? Şimdi burada anlatması hoş olur mu bilmiyorum ama ben madem burada belgesel konu oldu, anlatacağım. Şimdi bir gün ben bir kabile liginde çalıştım. Kabile liginde yerel halkla beraber ve ilk maç çok pis yenildik. Şimdi yenildik deyince hakikaten yenildik. Benim kalecimi yediler ve forvetimi yediler yani. Ve de bu yiyen arkadaşlar sadece sarı kart aldı yani. Böyle olunca ben hayır dedim. Öyle deyince iki kişi birden beni yemeye geldi. Yemeğe gelince ben hanımı taraftarların arasından kaptığım gibi öyle timsahlı ırmağa kanoyla beraber böyle kaçtık birlikte. Ve gerçekten eşim her zaman benim yine arkamdaydı. Niye yahtızlaşıyor yine ya? Beni mi çağırdın ha, ne? Ne? Kano. Ha. Arkasına bindiydim ben. Biliyorum kano neyi biliyorum. Arka arkaya binilen şey. Ben de bindim. Ha ha. Evet. Ben neler yaşamışım ya bu adam yüzünden. Yok ya, ben avukatı arıyorum şimdi. Vallahi arıyorum. Yok, benim burama kadar gelir. Alo. Ne yapıyor? Avukatı mı arıyor? Keşke aramasa ya. O hiç öyle... Yine arıyor galiba avukatı. Sürekli arıyor çünkü. Peki hocam. Evet. Örnek aldığınız, beğendiğiniz bir takım, bir oyun sistemi var mı? Var. Pep Hoca, Pep Guardiola. Gerçekten kendisini çok beğeniyorum. Onun tiki-taka sistemini ben de kendi kulüplerime adapte etmeye çalışıyorum. Çaka-çuka, taka-tuka, şak-şuka şeklinde kendi kulüplerimle adapte etmeye çalışıyorum. Ben de göze görülür şekilde başarısız oluyorum. Yani göze görülür şekilde verim alamıyorum, evet. Bunca yenilgi arasında hiç unutmam dediğiniz bir yenilginiz var mı? Var, var. Bak ne kadar güzel dediniz, ben ne kadar güzel günlere götürdünüz. Var. Bir gün maça çıkmayı unuttum. Ve takım berabere kaldı. Takım berabere kaldı. Yani o maç, başkanın gözyaşları hala böyle gözümün önünde.
Bir gün gene ofisteyim. Hanımla kavgalıyız tabii, gene promilliyim ben. Şimdi maça çıkacağız ama sonuç belli. Ben de dedim ki, ya dedim ben niye krizi fırsata çevirmiyorum? Derken aklıma bir hinlik geldi. Ne yapayım, çaresizlikten hayatımda ilk kez bahis oynamaya karar verdim. Ama varımı yoğumu sattım. Nasıl olsa kaybediyoruz çünkü. Her şeyimi sattım, nakde çevirdim, kaybedeceğiz diye bize oynadım. Ben ne bileyim hocam maça çıkmayı unutacak. Her şeyimi kaybettim. Her şeyimi ama. Demem o ki, içme şu zıkkımı ya. İşte böyle bir başarısızlık hikayesiydi onunki. Kariyeri boyunca tek bir başarı bile elde edememiş Mustafa Mağlup'un hikayesiydi. Ama bugün burada onun belgeseli yapılıyordu. Kim bilir belki de mağlup olma yolunda bir galipti Mustafa Mağlup. Son olarak. Evet. Size söven yüz binlerce insana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet, sövenlerime buradan şöyle seslenmek istiyorum. Ben bitti demeden bitebilir. Şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katıl